Arkadaşlar, hepiniz programımıza hoş geldiniz. 12-18 Aralık tarihleri arasında tutun. Yakınım ve Türk Mavuz, biz de sizlere bu haftanın önemini anlatmak için bir program hazırladık. İlk olarak markete alışverişe giden bir anne ve iki çocuğun maceralarını izleyelim. Çocuklar, alışverişe başlıyorum. Tamam anneciğim, ben sesi bitme alayım. Anne, ben çikolata ile cips istiyorum. Ahmetciğim, kardeşim, önce ihtiyaçlarımızı almalıyız, sonra tutup harcamalıyız. Ali doğru söylüyor Ahmetciğim. Karabalık tutumu harcamazsak israf etmiş olurum. Ayrıca senin bu söylediğin şeyler çok sağlıklı. Gel sana sağlıklı yer malı şeyler alalım. Yerli malı nedir anne? Yerli malı ülkemizde yetiştirilen ürünler olabilir. Mesela şu elma, Avanya'da yetişiyor. Anneciğim, şu ananas da mı ülkemizde yetişiyor? Hayır anneciğim, ananas bizim ülkemizde yetişmiyor. Yerli değil, yabancı değil. O zaman ananas almayalım, elma alalım anneciğim. Hiç değilse bu elmayı yetiştiren amcalarımıza para kazandırmış oluruz. Aferin sana abi. Anne, 5 kilo elma alalım mı o zaman? Anneciğim, 5 kilo elma bize çok fazla. Bence çok alıp tutuklu da olmayalım. İkinci tekrar alırız marketten. Haklısın anneciğim. Tutulanır ki paramızı sokağa atmayalım. Başka yerli malı var mı bu markette? Yine var oğlum. Mesela şu portakal Antalya elimizde yetişiyor. Şu bisküviler Konya'da buğdaydan yetişiyor. Şu fındıklar Giresun'dan geliyor. Anneciğim, hepsinden alalım ama tutumlu olalım. Yani yeteri kadar alalım o zaman. Aferin sana Ahmetciğim. Anneciğim, bir malın yerli malı olup olmadığını nasıl anlayacağız? Anneciğim, bak şu oyuncağımızın nereye yazıyor? Çıkma diyor anne. Demek ki Türkiye'de yazılmış bu oyuncak. Evet anneciğim, Türk yerli malların üzerinde Türk malı yazısı bulunur. Bu sayede yerli mi yoksa yabancı mı olduğunu anlayabilirsiniz. Anne bak, burada iki farklı peynir var. Birisinin adı yok ki peyniri, diğerinin adı çiftlik peyniri. Sence hangisi yerli malı, hangisi yabancı bir mal? Anneciğim, çiftlik peynirinin üzerinde Türk malı yazıyor. Ancak yok ki peynirin üzerinde yazmıyor. Demek ki çiftlik peyniri yerli malı, diğer peynir yabancı malı. O zaman hangi peyniri alıyoruz? Tabii ki yerli malından. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemizde çeşit çeşit meyve ve sebze üretilmektedir. Bu meyvelerden bazılarını sahnemize davet ettik. Haydi izleyelim. Sağlık veririm sana. Tek de senin meleğindir. Bol bol yiyin bakalım. Çiçek olur açılırım. Ergen gibi saçılırım. Asla inan sorulmaz. Şurubuna doyulmaz. Malatya'nın kayısısı yemişlerin nazlısı. Pestilli de yapılır. Yanlar pek bayılır. Bursa'nın şeftalisi. Kilo bir tanesi, şeftali için sevmez, tadına doyum olmaz. Sarı sarı rengim var, ne güzel de kokarım. İster reçel yap ye, ister kompost mu?
teşekkür ediyoruz. Unutmayın, iyi kullanılan az mal, kötü kullanılan çok maldan daha fazla dayanır. Sıra tutumsuz çocuğun başına gelenleri izlemeye geldi. İyi seyirler. Oturun arkadaşlar, oturun arkadaşlar. Konuşsun davacılar. Nar kemiğimiz başlasın, gerçekler aydınlansın. Gel buraya tutumsuz, inat edin anılımsın. Şikayetçi çok senden, kaçmak yok mahkemeden. Kaçmam ben mahkemeden, korkmuyorum kimseden. Bilmek isterim neden, şikayetçiler benden. Çocuklar tanık olsun, yaklaşsın biraz seni. Konuşsun davacılar, açıklansın acılar. Davacılar da kimmiş? Kim bana sütçü demiş? Unutmayın sakın, öfkelenmem çok yakın. Bu sözleri kim görsün? Hem suçlu hem suçlusun. Davacı kanan gelsin, dertlerini söylesin. Şu halime bir bakın, ölümüm hemen yakın. Daha dün yepyeniydim, iş yapmadan eskidim. Ezdi, ısırdı beni, yerlere attı beni. Çöplükteydim az önce, geldim sizi görünce. Bir resim yapamadan, bir yazı yazamadan. Döküldü boyalarım, kırıldı kuşlarım. Davacıyım ben ondan, şu tutumsuz çocuktan. Vereceksiniz eğer, olur sözü eğer. Başka bir işe söylemem, alttır bu bir kalem. Zaman için benim, Sürgü'yü dinleyelim. Sürgü değil lokumdum, mis gibiydi kokum. Evde ısıttı beni, yerlere attı beni. Bir yerini silemedim, bir hata düzeltemedim. Kalmadı güzel yengim, iş görmeden eskidim. Davacıyım ben ondan, şu tutumsuz çocuktan. Hoşlanmıyorum hiç benden. Usandım bu sevgiden. Halkayı da görelim, onu da dinleyelim. İstim yemek istesi, cebim çok tenekesi. Yırtık sökük ayarını, kapık sömürmelerim. Eskide olmaz beni, yalnız yapmaz beni. Kimseler giymez beni, sahibim sevmez beni. Davacıyım ben ondan, tutumsuz çocuktan. Palto biraz giriş, çabucak eskidiyse ne var bunda ne çıkar? Palto öyle kim karar? Sulu boya, sulu boya, hemen geldim buraya. Ağlarız çiçekleri, rengarenk bilekleri, yeşil evleri, mini mini evleri. Hepsi birden bırardık, mutlulukla yaşardık. Neymiş demeyiniz, yanıp içmeyiniz. Şimdi bir çorbam, uçurduktan yoruldum. Yetti çektiğim sizler, sıkıldım hepimizden. Davacılar çaldı, geride kimler kaldı? Konuşmayan kalmasın, defter buraya gelsin. Şişman bir defter idi, umutla bekleydi. Hilleti at kelime, kopardı bedenimi. Ağzım burnum çarpıldı, kabım ortam kalmadı. Kimse dönüp bakmadı. Davacıyım ben ondan, şu tutumsuz çocuktan. Ne dersiniz acaba? Utandınız galiba. Kumbaraya soralım, o ne diyor bakalım. Bomboşlu biletçi, açlıktan öleceğim. Yoktur çiğeceğim, zavallı mideciğim. Bir bayram var, para açma. Şıngır şıngır sesi, sevi çaktım. Öyle bir yutmuştum ki, boğulacaktım sanki. Çim bombaştan takıp, yaranda burada sanır. Davacıyım ben ondan, tutumsuz çocuktan. Davacıyım biz ondan, şu tutumsuz çocuktan. İşte bir davacı, şu an gelin acı. Cezalansın bu çocuk, hem de şimdi çarçabuk. Cezalansın bu çocuk, hem de şimdi çarçabuk. Davacılar susunuz, konuşacak mısınız? Savunsun gelin.
kabul ettim suçluyu, tutumsuz bir çocuğum. İnanın pişman oldum, gerçekten utanç duydum. Beni bağışlarsınız, bir fırsat sunarsınız. Sözümde duracağım, tutumlu olacağım. İyileşmem demeyin, hemen cevap vermeyin. Rezametini bir kez daha demeyin. Pekala, öyle olsun. Suçlamalar son bulsun. Tutumlu olacaksan, sözümde duracaksan. Sözümde duracağım, tutumlu olacağım. Bugün geldim olan haftasının son günü. Bugün yabancılara döviz vermeyelim. Bugün yurdumun en güzel yerlimalarından yiyelim. Elma yiyelim, armut yiyelim. Ayva yiyelim, fındık, fıstık, ceviz yiyelim. Kuşta yiyelim, türlü türlü yemiş yiyelim. Haydi el ele verelim, hep beraber yiyelim. Kendi kumaşımızdan yapılmış pantolon giyelim. Gömlek giyelim, elbise giyelim. Çok çalışıp, çok çalışıp dikkatli harcayalım. Mutlu olalım, birlik olalım, yerlimalı kullanalım. Programımız sona ermiştir. Hepinize katılmanız için teşekkür ederiz.